Herkes bir atarı farklı işledik, köşe, klas yedik. Kalep bana söylemiş. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع جنودنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية محتاج عزيزي bizi yaratan, bizi yaşatan, sensin nimetleri bize ikram eden, sensin nimetlerin en yücesi, iman şerefiyle bizleri şereflendiren, kendisine kul olma nimetini bize ikram eden, rahmetli alemin, Seyyid-i Evvelin ve Seyyid-i Ahirin, Seyyid-i Enbiya-i Ülmüsselin, Habib-i Rabbil Alemin, Hazreti Muhammed Mustafa'ya muhabbet olmak. Şerefine kavuşturan cümlesini de ihsan eden, ona elinden Kur'an'a bizi rehil eden, kendini tanımamız ve Habibi'yi tanımamız üzere, dostlarına bizi kavuşturan, dostlarının nazarlarında bizi tutan, dostlarının sohbet halkalarında bizi tutan, sohbet halkalarında kalmaya üzere ihsan eden, o sohbet halkalarında bize ikramda bulunan, sevdiği için bizi sevdiren, bizi ona sevdiren, cümle meşayihimizi bizi sevdiren, bizi cümle meşayihimize sevdiren ve cümle meşayihimize bizi sevdiren, Habibine bizi sevdiren, bizi de Habibine sevdiren, kendi sevgisini bize ikram eden ve kendini bize sevdiren, Rabbimize nihayet hamdü senar olsun. Mevlamız Celle Celaluhu, biz asil kullarla, işlediğimiz, bizden sadır olan, meydana gelen günahlara bakarak muamele etmiyor. Lütfuyla, keremiyle, merhametle bize muamele ediyor. Bizi sevdiği meclislere koşturuyor. Razı olduğu meclislere koşturuyor. Nedir o sevdiği meclisler, razı olduğu meclisler? Rabbimin ayetlerin konuşulduğu meclistir cemaatimiz. Allah-u Teala hadis-i şeriflerinin konuşulduğu, Resulullah Efendimiz hadis-i şeriflerinin konuşulduğu meclistir. O meclis hangi meclis? Zikir meclisidir. O meclis neredeydir? Beş vakit namaz cemaat edildiği mescitlerdir. Allah'ım bizi bu mekanlardan ayırmasın. Amin. Bu meclislerden ayırmasın. Amin. Bizi ayetlerin konuşulacağı, hadis-i şeriflerin konuşulacağı bir meclisler Rabbim bizi tutuyor şimdi. Ne büyük bir ikramdır. Füyüzat-ı ilahinin sağanak yağmur gibi indiği, Rahmet-i İlahi'nin etrafımızı kuşattığı, meleklerin etrafımızı kuşattığı bir mecliste cemaatimiz. Şeytanları değil ha, meleklerin kuşattığı mecliste cemaatimiz. Azab-ı İlahi'nin, gazab-ı İlahi'nin bir mekanda değiliz, mecliste değiliz. Elhamdülillah. Rahmet-i İlahi'nin sağanak gibi yağmur gibi indiği bir meclisteyiz. Allah'ı ne büyüktür, ne büyüktür ihsan. Bu kime nasip? Ancak Allah'ın sevdiği kullara nasibidir. Bu kime ihsan edilir? Ancak Mevla sevdiği kullara ihsan edilir. Elhamdülillah Cenab-ı Hak sizi kendine seçmiş, dikkat seçmiş, ayetler dinlemeye seçmiş. Bu Rabbimiz sevdiği ikramı ve ihsanı. Allah'ın bu ikramı ve ihsanı karşılığında gerekli şükre bizleri muvaffak eylesin. Amin. Şükür
edilmeyen nimet elden yüzden cevap. Ben daha duyuyor bunlar. Bir nimete şükredilirse o şükür iki şeysi olur. Bir nimeti muhafaza eden, ikinci nimetin ziyadesini sevdi. Cenab-ı Hak ayet-i cinsinde buyuruyor. Beyin şeker ve cidden eğer İsa'nın bir nimete karşı şükrederseniz, ben nimeti Allah arttıracağım buyuruyor. وَلَيْنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَا بِلَشَيْدٍ eğer siz İsa'nın bir nimete karşı nankör davranırsanız, o zaman ben size benim azabım şiddetli Cenab-ı Hak buyuruyor. Dedim nimet elinize al, Allah korusun, Allah korusun. Bak, Osmanlı Devleti güzel İslam'ı yaşıyordu, hoş devam ediyordu. İşte yani Müslümanlar kıymet bilmediler, değerini almadılar ve Cenab-ı Hak azabını tahakkuk ettirdi. Al, öyle etti ki ezan okumayı bile yasakladı. Kim yaptı bunu? Allah yaptı. Allah da bak, yapamaz. Öyle yaptı ki elin üstüne biri taşımak yasak oldu. Öyle yaptı ki yani 600 küsur sene İslamiyet'in yaşandığı, İslamiyet'in beşiklik yapan bir mekan bir anda böyle oldu. Kim yaptı bunu? Vallahi Allah yaptı. Allah. Eğer böyle inanmasak olmaz. Hayır Allah'tan, şer Allah'tandır. Amentin esaslarından bir tanesi hayır Allah'tan geldiğine inanmak, şer de Allah'tan geldiğine inanmaktır. Bu bir şerdir. Geldi bize. Kim getirdi? Allah getirdi. Ama bizim nefsimizden sadır olan, biz Müslümanlardan sadır olan günahlar sebebiyle Cenab-ı Hak bunu bize verdi. Onun için kendine dönüp tövbe edeceğiz. Ama biz başkalarını suçluyoruz. Allah başkalarını suçlamaktan korusun, muhafaza etsin. Kendimize dönüp tövbeye bizi muvaffak etsin. Amin. Cevabı hakikaten. Bak, o zaman Müslümanlar şükredemedi. Şükredemeyince Cenab-ı Hak elden aldı. Bak. Neyin şeker verdiğinden şükrettiler başlangıçta. Bir Allah arttırdı. Bütün dünyaya hakim etti onu. Sonra şükür kalktı. O merada değil ha. Yani tam ada şükür kalktı. Kalktı. Bir noktaya geldi. Neyin keferdim? İnne edemleyecek. Siz eğer nankör davranırsan benim azabım şiddettir Allah. Bir azap etti. Artık minarelerden ezan sesi kesildi. Başka sesler çıkmaya başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber değil. Tanrı oğlu, Tanrı oğlu kelimeleri çıkmaya başladı. Allah korusun, Allah korusun. Amin. Peki bu hale neden geldi? Kim getirdi? Vallahi Allah getirdi. Billahi o getirdi. Niçin getirdi? Bizim yahar zevriye getirdi. Müslümanlar yahar zevriye getirdi. Allah bizleri ıslah etsin. Amin. İslah etsin bize. Amin. Bu belalar üzerimize gelmese sebep olan günahları görüp tövbeye bizi muvaffak eylesin. Amin. Ha, günah, belalar ve musibetlerimize gelmese sebep olan nedir? Azab yer bize gelmesine sebep olan nedir? Günahlarımızdır. Allah günahlarımızı bilip tövbeye bizi muvaffak eylesin. Amin. Tövbe etmesek iyi Allah bizi inletecek. Haberimiz olsun. Allah tövbeye bizi muvaffak eylesin. Amin. Yani nereye gidiyoruz belli değil. Ne olacak belli değil ama hepimiz tövbe edelim inşallah. Ben de her şeyi dikkatle sallallahu aleyhi ve sellem. Geçmiş zamanda bundan yaklaşık belki 30 sene önce, belki 32 ve 33 sene önce Suriye'de Kalbim radıyallahu teala ziyaretim. Kabrinde bulundu. Kabrinden bana bir ses geldi. Yani Kalbim Velid konuştu. Efendim her şeyi konuştu. Yanında bulunanlarla konuştu. Peki. Kafir ehli küfür çok ileri gitti. Silah bakımından, her şey bakımından onlar çok ileri gittiler. Bunlarla sizi silahla, bununla başa çıkmaz mümkün değil. Çıkamazsınız, yetişemezsiniz onlara. Çünkü siz oturduğunuz yattınız. Ha, sizi kurtaracak tek şey var. Allah Resulü Muhammed Mustafa itibar edeceksiniz. Allah Resulü'ne itibar edeceksiniz. Allah dostlar kafir ehliyle konuşur ha. Kabir ehli de Allah dostuyla konuşur ha, haberiniz olsun. Kabir ehli Allah dostuyla konuşur. Allah dostu da kabir ehliyle konuşur. Kabir ehlinden bilgi alır. Ondan öğüt alır, nasihat alır. Allah'ım bizleri inşallah. Bunlara inanmayı bize Allah nasip etsin. Amin. Yani cemaatimiz. Kabir radıyallahu anh buyurdular ki, sizin çareniz ancak Hazreti Resulullah'a ittibadadır.
Kur'an'a çalışıp yönelmektedir. Eğer Kur'an'a yönelirsiniz, Resulullah'a dönerseniz Allah sizi galip olacak, Allah sizin muazzamını fer edecektir. Evet cemaat misin? Hep çektiğimiz sıkıntı, bütün Bilal İslamiyet'e oluşan sıkıntı, hepsi Kur'an'dan uzaklaşmaktan kaynaklanmaktadır. Cenab-ı Hak buyuruyor. Ben ağladan diki feyne lehu maşitler. Cenab-ı Hak buyuruyor. Her gün benim Kur'an'ımdan, kitabımdan yüz çevirsin. Ne olur ona? Ben dar bir geçim vereceğim. Darlık vereceğim ya. Kim veriyor? Allah veriyor. Allah ben vereceğim diyor. Başkası verecek demiyor. Ben ağladan diki feyne lehu maşitler. Lanka benim tarafımda ona dar bir geçit vardır. Dar bir darlıkla vereceğim ben onu. Sıkıntılar vereceğim. Başından bela musibet eksik etmeyeceğim. Ya Rabbi biz ıslah eden kılıçlarımızda, ıslah olan kullarda amin. Takva ile, ihlasla, ahval-i cilten kullanılmaya sen bize musim oluyor. Cemaatim ismi, yani Efendi Hazretleri öyle buyurlar. Bindiğin dalı kesmeyeceksin. Kesme bindiğin dalı. Kesersen kırılacak kafanda. Kırılacak kafanda. Ya Rabbi bizleri koru muhafaza eyle. Evet. Nasreddin Hoca bir gün, rahmetullahi aleyh. Bir nidalı kesiyor. Dediler ki hocam düşeceksin. İşine bak dedi sen. Düşecektin. Sen işe gittin. Bak dedi işe bak. Sonra düştü. Düştükten sonra gitti. Sen ben düşeceğim bildin. Öleceğim dedi. Ne zaman öleceğim onu da söyle bana. Nereden bilirsin dedi öleceğim. Ya sanki Nasreddin Hoca bilmiyor. Kestiği dal düştüğü vakit. İnsanlara ders veriyor ders. Mizahla yani şakayla onlara öğüt veriyor. Nasihat ediyor. Ama öğüt alan kalmamış. Allah bizi öğüt alanlardan eylesin. Ayetlerinden teslim edip de Rabbime dönen kullardan Rabbimize eylesin. Bak mübarek günlerdeyiz elhamdülillah. Ama kimsenin uyandığı yok. Sokaklar almış başını gidiyor. Zina almış başını gidiyor. Efendim yani parklarda, orada, burada buluşmalar. Bırak şimdi yani dışarıyı. Müslümanlar da bile bu heveslenmiş. Müslümanlar da bile bu olur olmuş. Başını örtmüş, belki ufak da sakalı var, beraber orada, o sokakta millet ortasında buluşuyorlar. Böyle haberler bana geliyor, cemaatimiz gibi. Azap bulutları üzerimizdedir, haberiniz olsun. Bu azap bulutlar inişine sebep var, inişine mani olan bir hal olan talebelerdir. Allah talebelerin sesini çoğaltsın, bu azabı da yapacağımızdan kaldırsın inşallah. Amin. Ama bu azabın inmesi sebep olacak kötü alaklardan da Allah bizi, ümmeti Muhammed'i temizlesin inşallah. Amin. Ne oluyor? Nereye gidiyoruz ya? O kimin oğlu acaba? Sorsan Ahmet'in Mehmet'in oğlu. Hacı Ahmet'in oğlu, Hacı Mehmet'in oğlu. Hacı efendim İsmail Efendi'nin oğlu, onun oğlu, bunun oğlu işte. Belki o kimin kızı acaba? Kısmi nedir acaba? Ya Zeynep'tir, ya Fatıma'dır, ya Ayşe'dir. İsmi budur ha. Ne oldu bize ya? Nereye gidiyoruz? Allah bizleri ıslah eylesin. Amin. Ya Rabbi sen bizi ıslah eyle ya. Amin. İnsan ikrah ediyor ya. Böyle bir dünyada yaşamaya ikrah ediyor ya. Ya Rabbi, güzel dünyada yaşamayı nasip et. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunlardan Cafer-i Sadık radıyallahu teala üzerine çekildi. Hiç kimseye bir şey demiyor. Kenarda duruyor. Zamanın Süfyan-ı Sevri radıyallahu teala yanına gidiyor. Efendi diyor, niçin sohbeti kestiniz? İnsanlar sizin mübarek hem şeriflerinden çıkacak sohbetlerine istifade etsinler. Biraz tefekkür ediyor ki, kardeşim diyor, insanlar nasihat kabulü kalkmış, nasihat etmeyi kabul etmiyorlar. Kalpler akreplerle dolmuş, bu insanlara nasihat yaramayacak. O için ben de nasihat etmiyorum diyor. Allah bizleri kalpleri akrepleri dolu olmaktan korumak zorunda. Amin. Kendi kalplerinizi akreplerle doldurmaktan korusun mahvur eylesin. Amin. Başka akreplerle dolu kalpler şerlidir, kalpli insanlar şerlerden de Rabbim bizi muhafaza eylesin. Amin. Allah bize el muhafaza eylesin. Allah'ın dostları biliyor ha, kalpte olan şey biliyor, haber bulur. O yana gittirecek de kalbimizi temel eder. İstifat okuyalım, öyle an dostlar yana gittirecek de onu öyle gittirelim. Yoksa onlar fark ediyorlar. Kalpte yılan mı var, akrep mi var, ne var? Fark ediyor. Bir gün Allah hamdolsun bana anlattılar. Allah hamdolsun katlasın Allah'a söyle. Bir meclise giriyor. Meclise giriyor, girer girmez hemen ters istikamete doğru. Asla onlara bakmıyor.
Sonra kendisine söylüyorlar, efendim dişim böyle yaptın, dişim bunlara bakmadın. Dedi ki, ya benim bir insan yoktu, hepsi akrepti, ben değil, onlardı. Onun için ben bakamadım buna. Sözü mü döndü buna? Ya Rabbi bizi sen koru muhafaza eyle. Korkan'da bir şey efendi vardı, Kiraz Efendi diyorlardı, rahmetullahi aleyküm. Acayip bir salih bir insan. Fendi Hazretleri çok samimi dostlarından kazasınlar. Yani 90 küsur yaşına, 100 yaşına yakın vefat etmişti kendisi. Ve dedi ki, görünüş insandır ama sireti insan değildir ha. Görünüş insan ama hakikat insan değil. Allah bizi hakikati insan onlardan eylesin. Amin. Hakikati insan onları da bilmeyi, onlara dost olmayı Allah bize nasip etsin. Cemaatimizin, ayetlerimize gelmeden önce Risale-i Kutiye'de bir beyt okuyorduk değil mi? O beyti okuyacağız bundan sonra inşallah. Niçin okuyoruz o beyti? Büyük İsmet Hazreti Bakanlısı sallallahu aleyhi ve sellem duyuyor, Efendimiz'e daha mutluluk söyler. Şeriat geldi aklıkta serikat. Şeriat hektarın acilesi, anahtar nedir? Maşallah. Ama sesin az çıkıyor. Sanki yarım yüzyılda çıkıyor. Çok yükseltme sesi. Sanki yükseltme sesi diyor. Sanki bir yarım kişinin sesi çıkıyor gibi oluyor. Şeriat kendisi hak, müftah. Anahtarı tarikattır. Bunu söyleyeyim. Bak buna düşman çok var. Bu işin ihyasına çalışın. Siz bu işin ihyasında olun. Bütün insanlar bu işin kalkması için çalışıyor. Biz de bu işin tesisi için çalışalım inşallah. Meşayihimiz bir yolda meşayihimiz memnun ederiz inşallah. Allah'ım onu memnun edenlerden bize nasip etsin inşallah. Şimdi diyor ki sizden galiba kuddesiz o. Ruh gördüm bunca aşık, aşka düştü. Bilamışsın sanır ol hakka düştü Allah Allah. Bu nefsin hilesi çok vaka düştü. Hicap tahtında kaldı vaka düştü. Sana mürşit gerek, hakka gidelim cemaat arkama sevdim. Ve nazeyi buluyorlar bize söylerim. Nefsi emmara hiç amir kabul etmez. Hakikaten amir kabul etmez ya Allah. Hiç amir kabul etmez. Kendisine de üstün bir kişiye kabul etmez. Sadece de kendisi amir ben olan, benden başka kişi olmasın, öyle diyor. Ve türlü tuzaklar kullanır, nefsi emmari tuzaklar bitmez. Nefsi şeytan da ona yardım eder, bitmez, tükenmez tuzaklar kullanır. Şimdi İsmet Garibullah bizi uyarıyor. Çünkü gördüm bunca aşık aşka düştü. Çünkü diyor, nice aşıklar gördüm aşka düştü. Yani nefsi emmari mürşide gitmemek için bir türlü bahaneler bulur. Allah'a aşık olduğunu söyler. Yalandan sevgiler icat eder nefis. Allah'a aşık kendisini gösterir. Allah dostuna kavuşturur. Allah bizleri karşısına alır. Amin. Bilâhuşin sanır o hakka düştü. Zannediyor ki müşriksiz hakka kavuşacak. Öyle zannediyor. O işe mümkün değildir. 224 bin peygamber, bir vaziyet 124 bin peygamber gelmiştir. Niye bunlar gönderildi? Kendi başına hakka kavuşamayacağımızdan gönderildi. Kendi başına hakka kavuşmak mümkün olsaydı peygamberler gelmeyecekti. Her bir peygamberler yüce Cenab-ı Hak harifeler vermiştir. Devam ediyoruz. Ben Allah. Bu nefsin hilesi çok fakat düşür. Bu nefsin hilesi çoktur. Tuzağa düştü. Nefsi kişiyi Allah'a aşık gösterir. Zanneder ki ben aşığım ve tuzağa düşmüş olur. Allah bize tuzağa düşmekte hicap tahtında kaldı, dalga düştü. Perde altında kaldı, darlığa düştü. Peki o zaman ne lazım bize? Diyor ki sana mürşit gerek hakkı gidelim. Cemal-i Bakır'a sev. İlla sana mürşit lazımdır. Mürşitin Mevla'ya kavuşmak Allah'a dostluk, Allah'a kulluk mümkün değildir. İlla mürşitin lazımdır. Hakk'a gidelim. Cemal-i Bakır'a varip seyredin. Yine Cenab-ı Hak Maide Suresi'nde buyurur. Ya yürekli amen. Ya yürekli amen tutullaha. Ve bu tabu neyli vesilece ve cahidu fi sebil la'lakum usla. Nedir bu ayet? Ey
Ey madem kullar. Önce takva olur. Takva olur. Sonra vaktavu ile ilgili vesile. Mevla'ya sizi kavuşturacak vesileyi arayın. Mevla'ya sizi kavuşturacak. Mevla'ya sizi kavuşturacak. Allah'a sizi kavuşturacak vesile nedir? Nedir? Allah dostu. Allah'a sizi kavuşturacak vesile nedir? Allah dostu. Peki daha ne yapın? Ve cahidu fi sebilihi. Allah yolunda mücadele edin. Cihar edin. Ki لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَلَحَا kavuşasınız. Yani kurtuluşa eresiniz. Allah-u Teala bizleri o vesileyi arayıp bulanlarda eylesin. Elhamdülillah bana bulduğum duha var. Ben buldum. Allah'a şükürler olsun. Mürşidimi buldum, kavuştum. Ve elhamdülillah her gün Cenab-ı Hak farklı farklı böyle nimetler sergiliyor. Bunu ben her gün müşahede ediyorum, görüyorum. Cenab-ı Hak bulmayanlara buldursun inşallah. Amin. Bulmayanlara buldursun inşallah. Amin. Ne zaman ki insan mürşide teslim olur, teheccüd namazına kalkması kolaylaşır. Ondan sonra hem de teheccüd namazına kalkması kolaylaşır. Ondan sonra ne yapar? İbadetleri kolaylaşır. Rabbisine kulluğu kolaylaşır. Elhamdülillah. Ya Rabbi sen bizleri bütün da kereminle bizlere muamel ettiğin halde dostlarına güzel mali hukukun ben sen bize nasip et. Amin. Dostun da kereyle merhaba edin ya. Ben daha senin kadısı Allah'a söylüyor. İşin bir şey lazımdı bak. Bize misaller veriyor. Diyordu ki, düşün diyordu. Yabani bir meyve var. Köylüler hep bir köylüsünüz bilirsiniz. Elma ağacı var yabani bir ağacı. İki ekip elma görüşüyor. Bir de ekip olur, acı olur. Tadı olmaz ya. Ha? Ham olur, ham. Hiçbir şey aramaz ya. İnsan pek müfit olmaz. Veya armut ağacı veya şey kiraz ağacı var. Ama yabanidir. 100 sene dursa az da o ehil olmaz. Ama aşılamayı bilen bir adam ehil olan bir meyveden ufak bir dalı keser, ona aşısını yapar, bir zaman sonra bakmış çok güzel bir meyve vermiş. Aşıya ihtiyacı var. Değil mi? İnsan da her ne kadar İslam fıkhasıyla yaratık olsa da aşılanmaya ihtiyacı var. Bu aşılanmadan asla yabanilikten çıkmaz. İlla aşılanacak, Allah dostu onu aşılayacak ve Allah dostunun aşılamasıyla yabanilikten çıkacaktır aşılan. Bir de ayrıca şu da var, yaban ağaçlarda meyve ediyorduk yaban ama diken de var. Diken de adamın uykusu yok, bakıyor ya. Ama ehil ağaçta ise diken yok. Erik ağacı olsun. Bak yani çeşitli meyve çıkardım. Hepsini biliyorum ben. Sen misal verin. Yine bize misal verdi. Buyurlardı ki, derlerdi ki, ya bir güğüm çeşmenin altında tutulmazsa dolar mı da olmaz. Çeşmenin altında tutarsın der. Sen de bir güğüm mesafesin desin. Kendini Allah dostuna tut ki ilahiyle, yani rahmeti ilahiyle dolasın. Hücret ilahilik olasın, ehilleşesin, boşluktan çıkasın, dolu bir mahluk olasın inşallah. Dolu ilahilik olan bir insan olmuş olasın. Yine bize bir misal daha verdi Efendimiz Aleyhisselam nasıl olası. Sütü düşünün sütü. Süt, yoğurt olmasın diye aşılayacağı ihtiyacı var. Kendi başına yoğurt olma. Olur da işe yaramaz. Bak, olur olur, yoğurt olur ama işe yaramaz. Yani atman gerekir. Bozulur, yani süt kendi başına bozulur, yoğurda dönüşmez. Yoğurda dönmesi ne lazım? Yoğurdu verecek diş lazım. Yoğurt olduktan sonra yoğurttan yağ çıkartmak için de yayık lazım. O yayı kullanacak da bir usta lazım. O usta olmadan o yağdan yayık alın. Bizim de adam olmamız için, Allah dostu olmamız için illa bize bir mürşid lazım. Allah'ın mürşidi bize ihsan etti. Ona güzelce sarılmayı Allah bize nasip etsin. Amin. Bu misalleri bize veriyor Efendimiz Aleyhisselam. Allah'ım bize o büyük insan yolunda ayırmasın. Vallahi acip bir insan. Ha. Acip bir insan. Acayip bir insan. Ha. Şimdi onu git gör bakalım. Adama teşhir ediyor. Kalbi teşhirlendiriyor. Hali değişiyor. Ondan sonra ibadet düşkünlüğü artıyor. Görüyor sadece görmekle. Ha. İbadet düşkünlüğü artıyor. Din İslam'ı yaşamaya dikkati artıyor. Acayip acayip kalbim oluyor. Görmek ya. Bir saniye, 3 saniye, 5 dakika diyor. O halde insan da oluşuyor. Ya
acayip bir şeydi ya. Allah Allah. Ya Rabbi biz o büyük dostuna ayrı var. Ya böyle bir acayip nasihatlar var. Acayip. Hep bize Kur'an'ı koydu. Hep bize sünnet-i Rasulullah'a bahsediyor. Vallahi ben buna şahidim. Billahi ben şahidim. Bizi hep Rabbime bağlıyordu. Bizi hep sünnet-i Rasulullah'a bağlıyordu. Bizi hep meşayet-i yolda bizi derayet ediyordu. Asla bana gelip bana hatta diyordu ki ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem günlük hayattaki 400 aşık sünneti vardır. 400'ü terk ettiğimi, 300'ü terk ettiğimi, siz benim yanında durmayın. Ben bana uymayın, benim imam olsun senin peşimde namaz kılmayın diyordu. O kadar hassas ve dikkatli. Allah bizleri onun gibi olmaya muvaffak etsin. Amin. Ne büyük insan. Nefesleri şu an dünyada istifade etmenizi ister. Elin istifade. O büyük insandan istifade edin. O büyük insandan faydalanın. Hem görerek hem maneviyette faydalanın. Ahirete gidip bir faydası olur ama fani hayattayız. O da ölecek, biz de ölecek. Öldükten sonra bu kadar bu denin faydası olmak. Allah'ın bizleri ölmeden önce kıymetli nefesle olmaya Allah'ın muvaffak edin. Şimdi ayetlerinde geliyor cevap. Cenab-ı Hak buyuruyor. Bu ayetler çok acayip. Kıyametten bahsediyor Cenab-ı Hak. Ve soruyor Habib. He etâke hadisul baş. Habib Muhammed Mustafa. Sana Raşid'in haberi gelmedi. Şimdi ne diyeceğim abi? Söyleyeyim size. Raşid şiddetiyle insanları kuşatmış bir musibet haberi size gelmedi. Nedir o musibet? Kıyamet haberi size gelmedi. Sana gelmedi. Ne olacak o günde? Gidin. Haşa. Bir takım bizlerin sahipleri o günde. Bütün azabıyla insanları kuşattığı, şiddetleri insanları kuşattığı o günde bir takım bizlerin sahipleri zelil olacaklar. Başları böyle düşünecek. Hakir olacaklar. Alçak olacaklar. Ha dünyada çok makamlar sahibi, devletler idare ediyor. Ama onda Allah bizleri karşısına sonra ne olacak? Daha nedir onlar? Amiretun. Bir takım bizleri sahip onlar. Amiretun nasibe. Ne demek? Amiretun. Çok zor amelleri yapacaklar. Bu ameller de onları çok yoracak. Çünkü onlar dünyadayken Allah için amel etmekten, Allah'a kulluk etmekten büyüklendiler. Allah da onları çok meşakkatli bir amellere koyacak. Meşakkatli ameller nedir? Cehennemde ellerine zincirler vuracak. Kelepçeler vuracak. Zincirleri taşıyacaklar. Kelepçeler ise ağır kelepçeleri. Ateşler içerisinde. Bir yukarı çıkacak, bir aşağı inecekler. Bir vadi, bir oraya, bir olacak. Acayip bir olacak. Ya Rabbi sen bize de kayıp aldın. Ateşler bir yanda yanacak, bir yanda da böyle yok. Cehennemden Cenab-ı Hak bahsediyor. Allah bize de kayıp aldın. Evet, Cenab-ı Hak tekrar devam ediyor. Tasne nara. O yüzden sahipleri cehenneme girecekler. O cehennemde nasıl? Nara. Asla tahammülü mümkün olmayan harar şiddeti olan cehenneme girecekler. O cehenneme girmiş tabii insan hararetlendiği vakitte susuz diye bağıracak, susuz yiyecek. Uzun müddetle kendilerine su emekleyecek. Bu sefer tuzka min aynin âniye Allah. Onlar min aynin âniye harareti çok şiddetli olan gözelerden, pınarlardan su onlara içirilecek. Öyle ki o sulardan bir damla diyorlar. O sulardan bir damla dünya dağlarına konsa dağlar erip gider. Öyle bir kaynaklı karakter. Ya Rabbi sen bizleri kayıp hafıza eyle. Amin. Yüzlere yaklaştıracak, yüzlerlik etlerine dökecek böyle. İçecek, insanın bağırsakları, iç organlarını parçalayacak. Ama gene içmeden duramayacak. Allah bizleri bu hal düşmekten korusun. Evet. Şimdi Trump mı diyorlar? Bizi Amerika başlıyor. Orası oraya gidiyor. Ama ahirette
eder. Orada kalkar. Allah dileği karşısında muhafaza eder. Amin. Ya. Devam ediyor Cenab-ı Hak. Neyse. Peki orada çok acıkacaklar. Acıktık diyecekler. Leyse lehum ta'amun illa min zari'. Onlar için orada ancak zari' yemeği vardı. Başka bir yemek yoktu. Zari' nedir? Allah. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'dan rivayet etmiştir ki Zari Efendimiz'den duyuyor. Bir şeydir, cehennemde bir şeydir ki dikene benziyor. Çok çirkin, acı bir ağaç vardır. O ağaçtan, tabi Arapça söyleniyor, acı bir ağaçtır. O ağaçtan daha acı, harar, çok şiddetli, leşten daha çirkin bir yiyecektir. Leşten daha çirkin, kokuya sayılan bir yiyecek. O yiyecek, tek yiyecek. Ama la yusmin ve la yusmin diyor. Onu beslemeyecek. Yiyen kişiyi beslemeyecek. Bir de ve la yusmin diyor. Açlıktan onu kurtarmayacak. Açlıktan onu çıkartmayacak. Gene aç kalır. Yiyecek, gene aç kalır. Allah size karşısına olur. Bu cehennem ehli diyor. Peki cennet ehli durumu nedir? Ya Rabbi cennete girer efendim. Ya Rabbi o günde diyor. Vavucuhun yevme ilin na'ime. Allah Allah. Bir takım yüzlerin sahipleri o günde. Bütün dehşetiyle kıyamet günü bütün dehşet insanları kapladığı o günde yüzlerin sahipleri na'ime. Yüzlerin parmak gözlerine. Ayın 14'ü gitti. Parlıyor. Ayın 14'ünü bilirsiniz değil mi? Ayın kontrolünde biraz dolunay olur, dolunay olur, çok gecede parlar olur. Ay o şekilde olur. Allah bizleri dolunay sahibi, düzü sahibi olacak kullarına eylesin. Amin. O da burada olmuyor cemaatimiz. Orada olunmuyor. Ahirette de burada olacağız inşallah. Devam ediyor Cenab-ı Hak. Ucuğun, yavm eylin naime. Sa'yi ya Rabbi. O yüzden sahipleri sa'yine, yani yaptığı amellere yaptığı ameller nasıl razı oluyorlar? Dünyada yaptığı ameller razı oluyor demek. Çünkü artık yaptığı amellerin semeresinin karşılığını ahirette gördü. Ne güzel olan neticesini gördü. Sövünce elhamdülillah ben de güzel haber yapmışım. Ya Rabbi sana şükürler olsun diyecek. Allah bizi böyle diyenler vermesin. Peki onlar nerede olacak? Diyecek. Cennette diyorsunuz, yedi kat semanın fevkindedir. Cehennem ise yedi kat yerin dibindedir. Cehennem yedi kat yerin dibinde. Cennet ise, cennette ise yedi kat semanın fevkindedir. Yüksek cennetler olacaklar. Mahalleri yüksek olan cennetlerde onlar olacaklar. Ey mümin, ey insan, Allah kulu için bunu hazırlamış. Buraya girmeye çalışsana. Başka bir yerde ne işin var? Allah bize yıkarsın. Evet, bir cennetin. Bir cennetin hali. Peki orada ne duyacak ya? Ne şey dedi? Ya Rabbi, rahatsız edici bir şey şimdi. La tesma'u. La tesma'u fiha la'i. Orada boş sözler işitmeyecek. Kendisi rahatsız. Hiçbir şey duymayacak. Böyle kulağa gelen ses hep boş olacak. Onu huzur verecek. Güzel bir halde olacak. Gönlünü, kalbini böyle neşeyle dolduracak şeyleri işitecek. Boş sözler duymayacak. Rahatsız edici asla duymayacak, hep kendisi sevindirecek, kalbini böyle coşturacak şeyleri duyacak. Ne güzel bir cennet. Allah bizleri oraya dahil olanlardan eylesin inşallah. Amin. Peki o cennette ne var? Ne var? Fîhâ aynun câliye. Evet. Devam edecek. Sulara akan çokça gözeler kenarlar varmış. Hem de nasıl akacak? O cennetin sahip istediği şimdi akar. Diyecek ki, gönlünden geçip böyle akacak. Böyle akacak. Böyle akacak. Böyle akacak. Hatta yukarıya doğru çıksın çıkacak. Yukarıda kenar olsun için inecek. Acizliğe çıksın çıkacak. Acizliğe az bir ödül. Şu yavaş bir şey. Ama burada inşaat, inşaat. Tam inşaat değil ama inşaatı da sayılır. Ha, acizliğe var. Böyle bir, yeni bir köşk. Kim yapabilir? Acaba Allah yapar. Acaba yapamaz mı köşk? Bu
köşklerini Allah verdi. Bak kimse veremedi. Peki bu köşkü gelene bak kim hazırlamış? İman, aman sadece eksiyede hazırlamış. Bizde hak iman var. Aman sadece eksiyiz, Allah onu da tamamlasın bize inşallah. Amin. Amin. O eksikliğimizi kaldırsın inşallah. Amin. Evet. Fiha aynun cariye. Peki, orada devamlı akan pınar var. Peki nerede oturacak ya? Cennet'e nerede oturacak? Cenab-ı Hak diyor. Fiha sururun merfu'ah. O cennette çok böyle yüksek, ayakları çok yüksek. Kanepeler var, koltuklar var, köşkler var, saraylar var. O saraylar var. Peki ne olacak orada? O kadar yüksek saraylar için mi veriliyor? He, cennete girdiği vakitte. Mümin cennete girdiği vakitte. Bir daha Cenab-ı Hak onun üzerine oturduğu vakitte görecek. Neyi görecek? Allah-u Teala kendisi ihsan ettiği bütün nimetleri görebilecek cemaatimiz. Bütün nimetleri ne yapacak? Hatta deniliyor ki cennet ehli bir kişi, Allah'ın dostu, o yani koltuğun üzerine, yani köşkün üzerine çıkabilmek için o böyle eğilecek, eğilecek, eğilecek. Ondan sonra onun üzerine oturunca, oturunca hemen kalkacak, her tarafı görecek. Hani burada manzara istiyorsunuz, çok yüksek kümeler istiyorsunuz ya. İstiyorsunuz da öyle yani. Önümüz açık olsun, şey açık olsun. Orada hep ben açık olsun. Kim yapacak bunu? Allah. Kim verecek? Allah. Kime verecek? Allah. İman edin, ama sadece kulağa kulağa değil. İman edin, ama sadece işte kulağa. Peki. Ya hocam, tamam ama yani kınara akar da ama ben önümde olmazsa ne değeri var ya ha? Ya bak, buraya bak. Daha ne var diyor? Akbabun mevzu'a. Önlerine konulmuş doldurulur işte, süt doldurulur. Yani işte bitirdiği içeceği kendisi yanında şeyler yoktur yani. Uzak yani, uzak hani kimse de istemeye de ihtiyaç duymayacak. Bunu bana getir, bu bana getir, ömür doldur. Böyle bir saray köşkler de var. Hangi padişah nasip olur? Dünyada hiç padişah da bulur. Allah bütün kullarını ahirette iman, aman sayı işleyen kulağın böyle bir padişah verir. Allah'ın bize o kullardan sevineceğim. Az önce bahsettiği kullarda olmaktan bizi Rabbimizi muhafaza eylesin. Amin. Ve akvabun mavzu'a. Peki hocam ama iyi sen dedin ki efendim kanepeler var, koltuklar var. Bizim yolumuz ağrıyor böyle. Elimizi koyacak bir şeyimiz de o olmadan olur mu? Yaslanacağız, belimizi dolduracak böyle kıletler, kıletler yok mu orada yani ha? Diyor ki, birbirine ekli, birbirine dayalı yastıklar. Dayanacak şeyler. Kolu yoruldu, kolunu koyacak kolluk var. Yumuşacık ha, aslında seni rahat etmiyor ha. İşte ağırmaz da hem belini dolduracak, koltuklar, başını koyacak, yastıklar. Hep böyle ha. Peki hocam, ya ama öyle ama buna bir örtü de lazım, süs de lazım. Onun süsü de var mı ya? Var tabi, gene bak diyor ki, ve zerabim bunda bir süse. Üzerinde çok süslü örtüler örtülmüş. Bakan bir daha bakmak istiyor. Bakan bir daha bakmak istiyor. Kendi gözü onu alamıyor. O kadar süslü örtüler ey insan, böyle bir cennet durur. O cehennemde ne işimiz var? Allah bize cennete kavuşalım. Amin. 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 Evet. Cenab-ı Hak sohbetin başında bize cehennem ehlinden bahsettirdi. Şimdi cennet ehlinden bahsettirdi. Tabi bu şeyler anlatılınca hepimizdeki kalbine şüphe düşüyor ha. Anlatılınca, ya hocam bu nasıl olacak ya, böyle bir şey mi olur ya? Böyle diyeceksiniz bak, diyor musunuz? Geliyor mu bir şey aklınıza? Gelir gelir, nasıl gelmez? Cenab-ı Hak ispat ediyor. Diyor ki, اَفَرَا يَنْبُمْ لَا اِلَا اُلِّكَيْ فَخُرِكَ
Bir bak ya deveye. Allah bu deve nasıl ya? Yüksek bir deve. Benim benim böyle örgücü. Kafası şöyle. Yüksek bir olandan alıyor. Üstüne binen yüksek böyle bir şey oluyor. Bir su içiyor, step oluyor. 10 gün su içiyor, ihtiyacı olmuyor. Heh, ağır ağır müşteri taşıyıp götürüyor. Bunu kim yarar diyor? Bakmıyor musunuz siz buna diyor. Bunu yapan Allah'ı yapmaya kadir değil mi diyor? Onlar deveye bakmıyorlar nasıl yaratılmış. O ile sema gidip semaya bak ya. Bak bakalım semaya. Onu görüyoruz. Bunu önce görmüyoruz. Bize haber veriyor. Allah biz öyle biliyoruz. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altı kat, yedi kat çama, yedi kat çama var. Ya Rabbi buyur. O ile sema, onlar, o insanlar semaya bakmadılar mı ya? Benim bu cennette vereceğim şeyleri anlattığı vakitte inanmaya zorlanıyorlar. Zorlanmasınlar, baksınlar. He? Ve böyle sema keyfe nasıl ver? Böyle sema keyfe nasıl ver? Semaya bakın. Direksiyon nasıl yükseldiğimiz ve ayakta duruyor ya? Görmüyor musun? Direksiyon yükselme ayakta duran bu nimetleri de cennette vermeye kalmıyor. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor. Daha yetmedi. Ve ile cibali keyfe musibet. Dağlara bakmıyorlar mı ya? Dağlar nasıl koca koca dağlar yerleştirilmiş olduğu yerde sabit muhkem kalıyorlar. Bu dağları kim koydu oraya? Allah. Yani bizim buralarda vardır ya. Tabiat yaptı tabi. Müşriklere söylüyor Allah yaptı diyorlar daha. Müşrikler böyle diyorlar. Ya tabiat. Allah 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 bize şerlerden korusun Allah. Cenab-ı Hak gene bizim bildiğimiz şeyleri Cenab-ı Hak bize misal oluyor. Ve ile ardı. Yeryüzüne bakmadılar mı? Diyor. Keyfe sultiha. Nasıl böyle bir şey? Arabayı geliyor. Sen geliyorsun. Geliyorsun. Sen ulaşıyorsun. Maaşı bitken geliyor. Ya bastığın yerde batacaksın gitsen ne oldu? Batmıyorsun. Renk tutuyor yer. Havada duruyor seni. Çökmüyor yere. Her taraf balçık olsa nasıl basacaksın yere? Değil mi var? Bazı balçık yerler var. Cenab-ı Hak gösteriyor onu. Oraya bir insan bastı. Gidiyor gidiyor ya. Düşüyor. Her taraf deniz olsa nasıl olmak gelecek diye. Değil mi? Her taraf kara olsa balık nasıl olacak? Allah böyle bir düzen koymuş maşallah. Maşallah. Ya Rabbi yaptığın işlere razı olma emzir nasıl? Şimdi Cenab-ı Hak buyuruyor. Ey Habib Hanım. Bunca şeyleri ben anlattım. Cehennem ehli halini anlattım, cennet ehli halini anlattım. Ve size ben bir şerler de verdim. Buna rağmen fezekkir ya Muhammed. Sen öğüt ver. Sen öğüt ver. Öğüt üzerine kendini hasret. İnnemâ ente müzekkir. Sen ancak müzekkirsin. Öğüt verensin. Onlara nesle aleyhim bir musaydın. Onlar üzerinde musallat olup da musallat olup, amir olup da kendi kastettiği şeyi onları çekmeye musallat değilsin sen. Sen çekmeye onları musallat değilsin. Sen müzekkirsin. Bırak işini sen. Yap. İlla fakat men tevallâ ve küfer. Her kim haktan uzaklaşır. Hakka davet eden kişiden yüz çevirirse ve kefere kafir olursa ne olacak? Eyyü'azibuhullahu azabel ekber. Allah'ın çok büyük azap verecektir. Allah bize o büyük azaptan korusun. Amin. Ne olacak büyük azapta peki? O büyük azap ona azap verecek ya. Oo. Allah nasıl yakalayacak onu? Ya bak bu inni ileyna ya. Onlar dönüş edip bana ben Azrail'i göndereceğim. Ruhu kabul edeceğim. Bana gidecekler. Benden başka yeğe gidecek yerleri yok. Bana gidecekler. Sümme inne aleyna hesabı. Sonra onların hesap bizim üzerindeyiz, ona hesabını verecek. Ey Habibim sen kendin çok üzerlerine gitme. Nasihatını yap ki, nasihatını yap ki. Allah bizi de kalbi gibi nasihat edeyip geri çekilenlerden esin. Öteye kavuşanlar, karışanlar olmaktan bizi hayırlı olmaktan. Ayetler burada biteceğim abi. Ama acayip bir ders bize verdi. Allah'ın dersi anlayan hepimizi muvaffak eylesin. Şimdi Risale hadis-i şeriflerini okuyacağım. Mektubat'ta okuyacağım. Ondan sonra dağılacaksınız inşallah.
An Ebi Sa'id, Ebu Sa'id'den rivayet ediliyor. Ebu Sa'id'den rivayet ediliyor. O da Resulullah'tan. Fensâsâ buyuruyor ki, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Ey ümmetim! Siz, sizden önce geçen kişilerin adetlerine uyacaksınız. Şibran bir şibri. Zira'an bir zira'an. Adım adım. Karış karış. Zira zira, adım adım sizden önce geçen ümmetler için yollarına tabi olacaksınız. Onlarla asıl sonu yapacaksınız. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, hatta lev dekalu fi hucri zabbin diyor. Zabbin bir çeşit bir hayvandır. İnsan onun yuvasına girmesi mümkün değildir. O yuvaya girecek olsa siz de o yuvaya gireceksiniz. Siz de o yuvaya gireceksiniz. Lettebaakumus da onlara tabi olur. Sahabe-i Kiram şaşırdılar. Onlar, ya Resulallah onlar kimdir? Yani Ehud'un Yahud ve Nasar, onlar Yahudi ve Hristiyanlar mıdır? Böyle soru sahabe-i Kiram. Fesasem dedi ki, belki daha hemen daha kim olacak ki işte onlar. Daha kim olacak hemen. Dedim, daha kim olacak işte onlar. Yahudi ve Hristiyanlar. Benim ümmetim diyor, siz diyor. Onlara diyor, adım adım uyacaksın. Adım adım. Santim santim uyacaksın. Hatta onlar diyor, Zabbin yuvasına girmeye kalksan bir çeşit hayvandır. Yuvası ise çok dardır. O yuvaya girmeye girseler, siz de ona tabi siz de gireceksiniz. Allah Allah. Yine başka hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Başka bir rivayette şöyle buyuruyor. Ne yetiyenne ala ummeti ma ete ala beni İsrail. Beni İsrail üzerinde olan her şey benim ümmetime gelecek. O derece gelecek ki inkar edelim İsrail oğullarından herhangi bir kişi anasına gelse, anlıyorsunuz değil mi? Anasına gelse derken kastırıyorsunuz. Maksadı anasına. Anasını el öpmeye gelmiyor. Anasına el öpmeye gelmiyor. Başka bir yetiye geliyor. Neyle geliyor? Zina etmek için geliyor. Anasını zina etmek için gelse, hem de aşikaren gelse, benim ümmetim içerisinde de o fiili yapacak adam var. Allah bize karşı mahfuz eylesin. Hakikaten şimdi öyle olmaya başlayacak. Allah bize bir ıslah etsin. Amin. Allah ıslah etsin. Acayip bir şey ya Rabbi sen bize bir kaybın var. Avrupa, 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 bittik ya, bittik. Avrupa, 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 ne dedi mi Avrupa, Avrupa? Bizim Avrupa'mız yok ya, bizim Kur'an'ımız var ya, bizim kitabımız var ya, bizim Muhammed Mustafa'mız var ya. Sallallahu bizim meşahimiz var ya, bizim sahabe-i kiram var ya. Başka yere bizim işimiz yoktur ya. Allah bizleri karşı mahvur ya. Amin. Yok Avrupa, dövüş, Avrupa, Avrupa, Avrupa. Ya Avrupa'da böyle şey, Avrupa'da işte artık Neşil diye bir şey kalmamış ki, onlar değil. Yahudi ve Hristiyanlar da yasak kalmasın diyorlar. Ama artık onlardan kalktı. Her şey bulunmuş. Tamamen yoldan çıkmışlar. Dinler hiç de arasalar kalmamış. Bu durumlar diyor, onlarda zahir olsa diyor, aşker gibi. Ben de şimdi bunu yapamam olacak. Allah'ın karşısına. Bir başka bir hadis-i şerifini sorarsam diyor ki, قال من أحدث في أمرنا هذا her kim bizim bu dinimizde şu dinimiz hususunda bir şey ihdad eder yeniden bir şey çıkarırsa o nedir maalesef bir ruh o dinden olmayan bir şey ortaya koyarsa o olarak bu kabul edilmez memnuttur diyor başka bir rivayette diyor men amil amelen her kim bir amel ediyor ki neyse aleyhi amruna bizim dinimiz o amel üzere değildir o yapıyor amel memnuttur kabul değildir Merduttur, kabul değildir. Başka bir hadis-i şerifte Mesut Aleyhisselam buyuruyor. Ancak radıyallahu teala annem Mesut Aleyhisselam inne astakal hadis sözlerin en doğrusu en isabetlisi hangisidir? Kitabında Allah'ın kitabı ve ahsenin hedi
Muhammed'in. Diyor ki, yolların en güzeli Muhammed Mustafa'nın yoludur. Ve şerrel umuri, işlerin en kötüsü ise muhtesatuhâ. İşlerin en kötüsü ise sonradan icat edilenlerdir. Dinde olmayıp da sonradan konulanlardır. Ve külle muhtesatı bir atır. Her sonradan çıkan şey bir attır. Ve külle bir atır dalâle. Her bir at dalâlettir. Ve külle dalâti binler. Her bir dalâttır cehennemdedir. O zaman bir atı icat eden ve bir at cehennemde olacak. Allah bizleri karşısın. Amin. Yani bizim dikkatli bir hadis-i şükür daha bulacağız inşallah. Geçen hafta bir mektup başlamıştı. İmam Rabbani kendi oğluna nasihat ediyordu. Ne işittiriyordu. Biz de onu şimdi dinleyeceğiz, işiteceğiz. Bakalım neler gelecek. Ba'lem diyor. Ey oğlum diyor. Emme sohbet ehli dünya. Dünya ehliyle beraberlik ve ihtilat bihim, onlarla beraber oturup kalkmak sen munkadidir çünkü zehirdir. Vallahi diyor. Oğlum diyor. Bak diyor. Sana ben nasihat nasihatim dünya. Dünya ehliyle beraber kurmak, onlarla beraber karışmak öldürücü bir zehirdir oğlum. Hem de وَقَسِيلُ هَذَا السَّمِّ مَيْتٌ بِالْمَوْتِ الْاَبَدِيلِ. Bu zehiri öldürdüğü maktur ölen kişi ise ebedi ölecek, daha dirilmeyecek. Allah bize karşısında. Amin. He? Ey oğlum diyor, akıllı bir insansın. El-akıl tekfihi işaret. Akıllı insan. Sen akıllısın, sana işaret etemem. Bir de işaret kafiyken فَكَيْفَ تَصْلِيحُ مَا هَذِي مُبَالَ وَالْتَكِيد. Bu tehdit, bu aşırı konuşmayla, aşırı konuşmayla ferahat nasıl olacaktır? Zaten sana kafir değil. Ey oğlum diyor, dikkat et. Ve ta'am bunu padişahların, meleklerin, emekler, yüksek makam sahipleri, emekler, yani padişahlar diyor. Padişahlar yüksek şey ama söylemiyorsun peki tanrıma ederler. Hoş bulduk. Öyle ben söylüyorum. Padişahlar, Mehmetleri. Ama ben de ben yapıyorum. Öyle doğal sorumlu. Ben kendi bir şey icat ediyorum. He. Diyor ki, fıtaha mı ürün melekleri yemekleri? İmkanlar değiller. Her ne kadar diyor lezzetli olsa da. وَلَاكِنَّهُ يَدِينُ مَرَضَ الْقَلْبِ. O padişahlar yemekleri, meleklerin yemekleri kalp hastalığını arttırır oğlum. فَكَيْفَ يُرْجَ الْفَرَحُ وَالنَّجَاةُ. Ey oğlum, parçalar yemeği yerken sen nasıl kurtuluş elde edeceksin? Nasıl sen ferah kavuşacaksın? Yani sıkıntılardan kurtulacaksın oğlum. Diyor ki, elhamdülillah. Aman oğlum kaç bundan, aman oğlum kaç bundan, aman oğlum kaç bundan diyor İmam Rabbani Kâbesi. Şimdi diyor ki, وَمَا هُوَ مِنْ شَرْفِ الْبَلَادِ قُولُ فَخُلْ مِنْهُ نَصْحًا ya nushan tarisa evvelâlete. Diyor ki, ben diyor veba, huve, nişan, yani bela şartından, tebliğ şartında olan şey, akur mesela diyorum oğlum. Fekud min, ondan istersen sen al, nushan tarisa, harik bir nasihat al, öğüt al ve bu işlerden bırak kaç, evvel istersen bundan bık, baba sus be, yeter be, böyle. Şimdi devam ediyor. Ey oğlum diyor. Firre. Var mı? Müteahhit. Ne kelimedir firre? Biraz zor. He? Biraz zor. Emre Hadir mi? Aferin mi? Evet. Firre. Min sohbeti. Onların o melikleri sohbetinden kaç. Kaç. Nasıl kaçacaksın? Eksene mümatim. Esen. Aslandan kaçmaktan daha çok kaçacaksın. Niçin? فَاِنَّ فِرَارَ مِنْهُمْ مِنْ اَوْجَبُ الْمَقْتَدْ دُنْيَوِيَّ. Her ne kadar diyor o, yani meleklerin beraberliğinden diyor kaçmak, insana diyor dünya ölüm gerektir. Dünya ölüm nasıl? Dünya ölüm nasıl?
Diğer ülke nasıl diğer ülke fiyat? Yiyeceğin az olur, içeceğin az olur, zahmet sıkıntı içerisinde yaşarsın, öyle olur. Başka bir şey olur. Böyle hakikaten ben yukat müfiyatın ahireti. Ahirette sana fayda vermeyecek oğlum. Onlar da kaçmak, ahirette sana fayda vermeyecek oğlum. Vaktilatun uluk, meliklerle karışıp oturmak, yücibül helaket ebediyye ey oğlum. Ebedi olan helaki gerektirir. Ben hasete sermediye, ben hasarete sermediye, sermedi olan, ebedi olan husranı gerektirir. Öyleyse oğlum dikkat et. Fe iyyâke ve sohbetehum, ve iyyâke ve lokmatehum, ve iyyâke ve muhabbetehum, ve iyyâke ve rü'yetehum. Allah Allah. Ey oğlum, onlarla sohbet etmekten uzak dur. Onların lokmalarından yemek, lokmalarından uzak dur. Onların sermekten uzak ol. Daha da diyor, onları görmekten de uzak, onları görmeden diyor ha. Kim böyle, o gözlükle bırakma diyor, ben karıştım, ben onu söylüyorum, sen söylüyorum. Devam ediyor şimdi. İmam Rabbani Kâb'da sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, وَقَدْ وَرَدَ بِنْ خَبَرِ الصَّحِيْهِ Sahih olan haberde var, olduk hadis-i şerifte. مَنْ تَوَضَعَ الْغَنِيَّ لِغِنَاهُ فَهَبَ زُرُزَ دِينِ Her kim diyor, zengine zenginliğinde sebep saygı duyar, tevazu ederse onun dini üçte ikisi gitmiştir. يَنْبَغِ لَكَ الْمُلَاحَظَ Ey oğlum sana düşünmek lazımdır. اَنَّ كُلَّ ذَٰلْكَ التَّوَاضُ وَالْمُلَايَنَ هَلْ هُوَ مِنْ جِيَدِ غِنَاهُ اَوْ مِنْ جِيَدِ شَيْءٍ آخَرٍ Senin onlara saygın, zenginliğinde sebep midir yoksa başka şeyden, bunu bir düşün oğlum diyor. Düşünceyi de ona bırakmıyor da, kendisi söylüyor, diyor ki وَنَا شَكَ شُبْيُوْ فِي اَنَّهُ مِنْ جَهِرِنَا Senin onlara hürmetin, onu tanıyor da diyor. Diyor, senin olan hürmetin, onların zenginliğinde sebeptir. Peki, durum böyleyken, evet, bunun neticesi ne olacak oğlum? İşte bunun neticesi ise ne olacak? Her türlü şey din, din işte ikisi gidecek. Feynete biner İslam. Ey oğlum sen İslam neresindesin? Sen Müslümanların neresindesin? Allah Allah. Feynete biner İslam. Ne oğlum ne diyor? Çatıyor acayip diyor. Biz olsak şefkat gösterdi o. O yok. Açtı bu şefkat işte. Bu geçecek şefkat. Ha? Ne diyor? Feynete biner Necat. Ey oğlum sen Kudüs'ten neredesin? Kudüs'ten bir alakan yok mu? İslam'da bir alakan kalmadı oğlum. Ve kürtü her günü mübarek var. Başını artıyorum. Çok çok üzerinden dikip söylüyorum. Sana çok mübarek konuşuyorum. Niçin böyle konuşuyorum? Niyâneme bilsin. Veledi benim oğlum. Neyi bilsin? Enne lokmada gayri cinsin. Cinsin gayrisinin lokması. Yani meliklerin lokması. Dünya erbabının lokması. Onlarla beraberlik. Tahcibu kalbuhu an tezekkürü mevâid. Kalbi öğütleri kabulden örter, öğütleri kabul ettirmez. Sonra evet ve taakkul mesai, nasihatleri düşünmekten o kalbi kapatır. Öyleyse felâ yekâb yeteessem minel kelimeti vel kelam. Netice olarak o kalp asla kelimeden, kelamdan, nasihattan tesir etmesi daha mümkün değildir. Allah bizleri Amin. Öyle ki yorumluyor. Fel hâle vel hâle min sohbeti ama onlara beraber okumaktan uzak ol, uzak ol. Vel hâle el hâle min rü'yeti onları gör, değil, onları ben, onları görmekten de uzak ol, uzak ol, uzak ol. Kimdi bu iman var yok, Allah'ın vahsı. Allah'u subhanahu vaffet. Muvaffak olan ancak Allah'tır. Necan Allahu ve iyyak Allah size bizi kurtarsın. Ama la yerde an Rabbuna müteal. Yüce olan Rabbimizin kendisine razı olmadığı şeylerden Allah bizi kurtarsın. Kimin kazına? Muhammed Seyyid-i Beşer'in memduh bir mehzâ basr ve aleyhi bu peygamberin üzerine olsun ve alâ yâdihum âli üzerine olsun ya salat afdaluhâ ve nefes selamat ekvâl. Salatların en üstünü, selamların da en kâmi üzerine olsun. Vesselam. Esselamu aleyhi. Evet. İmam Rabbani bize acayip bir mesaj. Ben çok etkilenmişim. Ben çok etkilenmişim.
Ben kendime çok ders çıkarttım burada. Siz de kendinize ders çıkarttım. Zikrinize çok sarılın. Hey, vaazlar tesir ettiğimizde, nasihatlar tesir ettiğimizde. Yoksa her şeyi bir mubah görmeye başlayacağız. Allah korusun. İmam Rabbani böyle konuşuyor. Hacer'dir. Mücevdidi Elfi Sani'dir. 70 bin evliyanın komutanı başıdır. 70 bin evliyanın komutanı başıdır. Hacer bir şey. Allah bizleri şefaatten ayırmasın. Amin. Yine bunun hakkında bir şey söyleyeyim. Bunu daha değişik bir padişah. Şimdi mi diyor? Padişah babası var. Yani oğullar babası. Babası ise yoldan çıkmış. Yola gelsin istiyor, gelmiyor. Padişahı elde almak için babası, oğul uğraşıyor. Babasının daha çok gönlünü artmasın diye. Bir türlü muvaffak olmuyor. Allah dostlarına geliyor, diyor ki ya oğlum diyor, biz seninle beraber mi? Bizim bir başımız var. Bizimle beraber değil. O kabul etmiyor. Biz diyoruz ki sen oğlum, o kabul etmiyor. Senin başınız kim? İmam Rabbah. E gitmiş ona. Demiş ki İmam Rabbah, sen git babanın duasını al, elini öp. Anlıyor musun? Babanın duasını al, elini öp. Helal olsun, al. Bu ülkede sana kalacak. Sen merak etme. O gitmiş babasının duasını al. Özür demiş babasını al. Bir zaman sonra da o zahide gidiyor. Düşüyor yerine. İmam Rabbani bu işte. Bütün Allah dostları ona destek olmuş. Ama o destek olmuş. Babaya zulüm ediyor, olur mu böyle şey? Olmaz. Babaya ece ediyor, olur mu böyle şey? Olmaz. Oğlan düşmez. O, babasının yanında edep verir. Allah edep bilmez mi? Allah edep bilmez mi? Edep. Edep'i çocuklar da anasını sonlara yaramasın. Amin. Evine bakmışsın. Evet, canım. Şimdi çocuklar çok farklı oldular. Ana babaları çok üzüyorlar. Eziyet ediyorlar. Asil oluyorlar. Sonra Ne efendim dünyaları kayıyor, ne aslında. Ama çocuklar bu durumda biz geçiyoruz. Çocuk desek, yeri var. Çünkü onda hak hakikati konuşmuyor. Her ne kadar bir takım öbür hak hakikati konuşsa dışarıya çıksa etkileniyor. Dedesi dört yıla hırçınlaşıyor, ölüyor, ölüyor. Geçen bir iki gelin insanlığa ama önden çocuklar iki ortamda büyüdük. Büyüdük, dışarıya çıktı, etkilerinde şimdi ben bir şey desem kabul ediyor. Anladığım bir yerinde hemen vuruyor ve bize hakaret ediyor, bağırıyor. Çünkü onda yoğun. Onda yoğun diye şimdi ya. Eskiden değil, onda yoğun yaşında. 30 yaşındaki, 40 yaşındaki, hatta 50 yaşındaki torun sahibi olmuş baba olmuş, torun sahibi olmuş dede. Babası yanında böyle kıyam kılıyor. Neydi? İçin her taraf hakkı konuşuyor. Sadece ev değil. Her taraf hakkı konuşuyor. Asla tefile meyal neyin zamanı yoktu. Osmanlı zamanında söylüyorum. Osmanlı zamanından sonraki son zaman. Yani Cumhuriyet'in başındaki bir zamanı için söylüyorum. O zaman böyle. Ama şimdi böyle bir ayrı. Ne doğuda ne batı hiç böyle kalmadı. O aile nereden olurdu İslam'da? O aile ne oldu? Tekke Meclis'te. Tekke Meclis'te kalktı. Yavaş yavaş tesirli bir şey bitti. Şimdi daha hiç tesirli bir şey kalmadı. Allah bizleri tekrar tekkelere mesela kavuşturur. Her yerde bir tekke, her bir ümmete selam edersin. Allah her bir mahallede bir tekke ümmete selam edersin. Amin. Ha, mahalle erken oradan, medreseden ilim öğrenecek, tekkeden kalbi tasfiye edecek, bir de ahlak öğrenecek, onu yaşayacak ve her taraf selam edecek. İnşallah. Allah'ım bize onları ihsan etsin. Amin. Ben size söyleyeyim ya. Osmanlı Devleti çok uzun böyle yaşamasın, mezarı tekkelere bağlı. Çok uzun yaşadı. Onun kadar uzun yaşayan bir devlet yok. Ama hep meclise tekkeye bağlı. Meclise tekke. Halkı çok uzun yetişti. Sonra mezarı tekkeler zayıfladı. Zayıfladı. Mezarı tekkeler zayıflayınca halk bozulmaya başladı. Halk bozulunca Emevler cezayı verdi. Nedir o ceza? Elden aldığı dahi başka bir yol. Verdi, Allah demek bir hesap oldu. Bütün dünyaya İslam'la hükmeden Osmanlı bitti. O halk
Elif demekle bile yasaklandı. Da demekle yasaklandı. Allah'ın hep yasaklandı. Ben de hep kaldırdım, tek hep kaldırıldı. Bir araya gelip zikrettiğim vakitte ne oldu? Suç oldu. Şu tesbih aletleri suç oldu. Bu tesbih aletleri suç aleti. Başındaki takke suç aleti oldu. Hepsi böyle olacak. Ama neden böyle oldu? Kim yaptı bunu böyle? Allah. O bu değil. Kim yaptı? Allah. Allah. Allah müsaade etmese kimse bir şey yapamaz. Allah bizleri kendisine güzel kullanmaya muvaffak olsun. Amin. Çıkarmışken söz söylüyorum değil mi? Geçen adım gelse büyüklerden birisinden kısa etmişim değil mi? Üçüncü şey söyleyecek. Birincisi tespiti. Neydi? Allah Resulü Peygamber'in rüyasında görüyor. Ya sen bana bir hesap et diyor. O da diyor ki özel bir tespiti elinden bırakma. 33 tespit değil ha. Büyük tespit. Daha da büyük olsa daha iyi olur. Elini al, elinde duy ki sen Allah dersin, Rabbin sakın. Öbür ufak tecmi görse insan soytarı açar verecek. Gören de bunu soytarı zannedecek. Ha, seni sahihlerden gördüğünüz iblisinden bunu görsün elinde inşallah. Böyle bir tecmi elinde olacak inşallah. Ondan sonra ikincisi neydi? Allah dostum huzurunda şöyle bir yumurta yiyecek kadar, yumurta kır, soyana kadar kaynamış yumurta. Onu soyacak kadar Allah huzurunda kalma, ömür boyu parçalanacak şekilde Allah'ın ibadetleri daha üstüne. Üçüncü bir şey daha. Bu ikisini söylemiştim, üçüncüsünü söyleyecektim. O da söyleyeyim mi üçüncüsünü? Bir dakika haftaya bakalım. Ama çok keyfinize gidecek bir şey ya. Söyleyeyim mi söylemeyeyim? Söyleyeyim. Keyfine gidecek olunca daha çok seyredersin inşallah. Eğer ben söyleyeyim, o da kahvedir. Kahveyi bilirsiniz. Kahve bildiğiniz kahvedir. Onu içtiği vakitte bir kişi kokusu ağzını durduğu müddetçe melek olma istiyorlar. O için Allah dostuna yere gitmen, senden seninle diyor, bize kahve ikram ediyor. Kahve yapın diyor, kahve içiyor. İçmiş mi efendim kahvesi? Kaç sefer içmiştim. Elhamdülillah kahve ikram ediyor. Ben biraz dinle edin, yani içmekten Şahlı'nın yanında dedik, efendi babam bunu yapardı ha. Yani içmiyor. Ben de efendi babam yaptığı sana yaptım dedim işte. Tabii işte. Beraber de yine çekmiş. Ufak bir yaşam, ufak bir yeri yokum. Kimse de o kadar kalmak değil efendim. Yemek yiyordu, ben de yiyordum. Beni oturtuyorlar. Kenarda köşede bir çocuk görüyorlardı, oturuyorlar. Böyle koşmalar diyorlar. Ağız hareketleri, el hareketleri, acayip acayip, baş çok tatlı bir insan. Allah'ın tadını kalbinize artırsın inşallah. Amin. Acayip bir insan. Öyle bir haftada iki gün kalıyorum. Ben bazen çıkıp kalıyorum yerler. Sen geldi eve gidiyorum. O, onlar bizi işte bu işlere getirdi. Allah dostum huzurunda kalmak az önce dedik ya. Ne? Allah dostum huzurunda kalmak, öbür boyu bedenin parçalanacak şey ibadetten daha üstündür. Evet, değil mi? Ha, onun için çok kıymetlidir. Allah'ın dostlarına ayrılmasın. Amin. Peki. Amin. Subhan Rabbi Ali Ağabey. Amin. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâzın mâhûtâni lehkezî Allah. Amin. Hamdan tayyiben bârikan fîzevîn. Amin. اللهم اجعلنا في خلفاء الراشدين 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 اللهم اجعلنا في خلفاء ال
وحشونا مع النبي نصر بن مسعود والصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ترجع سلاحين تقول لك حبيبي كاتب ده سين كاتب مخطوع صحبتك زين يا رب شاهدي كاتب مخطوع صحبتك نصحت عليك يا رب مشكنت محبتين صلاة مستفيد صلاة قربة مسؤول رسول الله صحبتك كمل يا رب آمين بيزين سنة رفت olmasına سنة bağlanmasına seninle beraber daimen kalbimizin olmasına sen kalbimizin sana beyin olmasına vesile olacak Amin. Sen olacak sohbetlerle ya Amin. Merhamet de sen ne istiyorsan ya kalbimine aşkın muhabbet aklısına vesile olacak sohbetler kalbinde eyle ya Rabbi bir de ittiban aklısına sebep olacak sohbet eyle ya Rabbi bütün nakere bile merhametinle ya Rabbi bize karşı teveccühünü bize karşı teveccühünü sebep olacak sohbetler kalbinde Ya Rabbi, bir günün meşakindir, bize kaç teveccühlerine sebep olacak sohbetler kabul eyle ya Rabbi. Ben asıl kullum ya Rabbi. Hakkını vermek mümkün değildir ayetlerin burada. Şu kullar hakkını vermek de bana mümkün değildir. Ya Rabbi ayetler hakkında ancak sen verici. Şu kullar hakkında ancak sen verici. Sen haklarını ver ya Rabbi. Haklarını ver ya Rabbi. Hem diye ahirette ihsan eyle ya Rabbi. Hem diye ahirette ihsan eyle ya Rabbi. Şu gelişlerini kabul eyle ya Rabbi. Sonraki gelişlerine kuvvet eyle ya Rabbi. Ve şu gelişlerini dünya ve ahiret saadetinin kurtuluşun elde edilmesine sebep eyle ya Rabbi. Amin. Şuna keremine bütün darlıklar kurtuluşta darlıklarından çıkmasına da şey eyle. Amin. Hani bana diyorsunuz ya ben şimdi öyle dua ediyorum. Ya Rabbi bu sohbete gelişlerini ev ortamlarının düzenlemesiyle. Amin. Ev darlıklarının düzenlemesiyle. Amin. İş ortamını düzenlemesine ve ya Rabbi bütün istediğim şeyler ellerindesine vesile eyle ya Rabbi. Vesile eyle ya Rabbi. Bütün sıkıntıdan kalkmasına vesile eyle ya Rabbi. Bütün darlıktan kalkmasına vesile eyle ya Rabbi. Dersin duamızın kabul niyeti, dersin kabul bir kelime işareti ya. Buyurun. Amin. Dışarıdaki namaz zor olacaktır. Belki unutacaksınız.